İslami değerlerin ön planda olmasının yanı sıra eğitim, sağlık, tarih ve teknoloji konularını işlediler. 66 sayfayı özenle hazırladılar. Sonra da yayın hayatına yeni başlayan Asım'ın Nesli dergisi için düzenledikleri tanıtım toplantısında konuklarıyla projelerini paylaştılar, önemli mesajlar verdiler. Ayet-i Kerime'de Allah Celle Celaluhu soruyor. Feeyne tesavvû? Bu gidiş nereye? Değil mi? Artık bu gidiş nereye dendiği bir zamanda yaşıyoruz. İki insanı bir araya getirmek çok lükse gelmiş artık. Davut Volkan Pekdemir'in imtiyaz sahipliğini üstlendiği Asım'ın Nesli dergisinin tanıtım toplantısına AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz da katılım gösterdi. Ayaz bu çalışmaların bugün çok daha fazla önemli olduğunu kaydetti. Tutan nüveleri bayraktır, vatandır, dindir, kurandır bunları koymazsanız çözülme de yaşanır. İşte bu dertlik kardeşlerimiz. Ne yapalım? Oturduğum zaman peynir tesadüf. Gidiş nereye? Gençlik uyuşturucuyla her geçen gün maalesef mahallelerimizde deminden beri konuşuyoruz değil mi arkadaşlar? Uyuşturucu artık çepeçevre sardı etrafımız. Ve o çocukları kurtarmak bilhassa bonzaiydi bilmem ne dedim. O çocukları kurtarmak da zor. Neden? Alışkanlık haline geliyor hadise. Çok büyük rehabilitasyonlar yapmak lazım. Hem tıbbi açıdan hem manevi açıdan. İşte böyle bir ortamda bu Asım'ın Nesli zaten ismiyle müşemma. Allah rahmet eylesin. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Demin de hocamızın ifade ettiği gibi Asım'ın Nesli ki nesilmiş gerçekten. Çiğnetmedi, namusunu çiğnetmedi. Yani Asım'ın Nesli bu ülkeye milli mücadelede o kapıyı açmıştır. Çanakkale'de o kapıyı açmıştır. Eğitim, sağlık, tarih ve teknoloji konularının geniş yer bulduğu 66 sayfalık derginin ilk sayısının konukları eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz ve TÜMSİAD Başkanı Abdülkadir Yılmaz oldu. Derginin tanıtım toplantısına STK temsilcileri de katılım gösterdi. İmtiyaz sahibi Davut Volkan Pekdemir projeyi ve çalışmalarını anlattı. STK temsilcileri ve sayın basın mensupları, 2015 yılında Asım'ın Nesli İlim ve Hikmet diye bir dernek kurduk ve hizmetlerimize başladık. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra hizmetlerimize hızlı bir şekilde devam ettik. 25 tane 4-6 yaş evlatlarımızı okutuyoruz. 15 tane orta öğretimde imam hatip çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Hem büyük şehrimiz olsun, hem İzmit Belediye'miz olsun, hem değerli başkanlarımız olsun. 450 metrekare bir arsa içerisinde, çarşı merkezde, 3 katlı bir binamız var. Orada elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. 2018 Şubat ayında Asım'ın Nesli diye bir dergi çıkardık. Bu dergimizin ana teması İslam. Yani herhangi bir magazin içermiyor. Aşırı akademik değil ama orta seviyede profesörler, doktorlar, avukatlar, girişimciler, araştırmacı yazarlar bu dergide yazılar yazıyor. Derginin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Ahmet Buğdaycı da gençliğe nasıl bir destekte bulunabiliriz düşüncesiyle bu yola çıktıklarını anlattı. Eğitim için kullanılan pek çok tabirler var. Bir bilim dalı olması, insan yetiştirme alanı olması, zihinsel ve bedensel insanlara geliştirmesi, yetiştirmesi, toplumu kalkındırabilmek için sosyokültürel alanlarda yetiştirme projelerinin geliştirilmesi, bu ifadeler çoğaltılabilmekte her karışımda şehit tanığı bulunan ve asıl kutsaliyeti buradan gelen biricik, kıymetli, baş tacı ülkemiz, Türkiye'miz ve ülkemizdeki genç nesil Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle Asım'ın Nesli bizlerin ve dergimizin çıkış noktası olmuştur.